Bu böyle alınabiliyor mu bir evet, yerde? Evet, bu ben bir marketten aldım bunu. Tamam. Boyamadım. Direkt çatlatma sıvısını sürdüm. Ondan sonra da çatlattım. Bu evde mesela koltuklarımız var. Hani tümden boyamak istemiyoruz. Çatlatma sıvısını sürüp çatlatabiliriz. İşte bu başka mobilyalarımız da olabilir. Her yerde yapılabilecek şey. Küçük püfler var. Onları anlatacağım ve birlikte çalışacağız. Peki bu sonuçta ne olacak? Yani bu yapacağımız şey? Sehpa olacak. Hı, evet, pardon. Hayır, şey takılmış. Sehpa olacak. Evet, sonra da onu ne yapalım? Ha, bacaklar var orada. Evet. Aynı zamanda da sehpa yapımını öğreneceğiz. Yani siz bir yapı marketten, herhangi bir yapı marketten böyle bir parça, 4 tane de şurada bacak var. Onları alıp üstüne istediğiniz işlemi, bugün Gül'ün çok da akıllıca güzel yaptığı bir şey var, işlem var. Onu yapıp şahane bir sehpamız da olabilir. Olabilir. Evet, buyurun. Üstelik de çok uğraşmamış oluruz. Şimdi ben çok burada uyguna çıkacak. Çok uyguna çıkar. Burada birkaç teknik kullandım. Çatlatmanın bir bölümlerini yaptım, hazırladım. Önce bu biraz renkli olsun istedim. Şimdi çok renkli mobilyalar moda. Buraya böyle bir dekopaj yapıştırdım. Bunu biliyoruz zaten. Pirinç kağıt mı bu? Yok, dekopaj kağıdı bu. Dekopaj kağıdı ama çok güzel durmuş. Çok. Evet, benim mikrofonuma evet kolyenin şeysi çarpıyor Erkancığım. Bir dakika düzeltiyorum. Evet, dikkat edin. Böyle bir plan yaptım ve bu sehpamın üzerinde bölümler açtım. Dekopaj kağıdımı yapıştırdım. Üzerine dekopaj tutkalı sürdüm. Ama burada bantla çalışacağım için onun üzerine, dekopaj kağıdımın üzerine mutlaka vernik sürdüm. Ondan sonra kurumasını bekledim. Şu bölüme, bu bölüme de çatlatma sıvımı sürdüm. Şimdi çatlatma sıvısını bir kere sürüyorum ve ben bunu fön makinesi yardımıyla da kurutabilirim. Evet. Yani çatlatma sıvısı fön makinesiyle kurutulabilir. Küçük bir püf noktası bu. Gül Özdoğan, bir şey söyleyeceğim. Şimdi çatlatma sıvısını, hani ben ahşap boyama kursuna gittim, biliyorum. Yıllardır birlikte işbirliği yapıyoruz, biliyorum. Hı-hı. Ama hiç bilmem, mesela çatlatma sıvısı deyince ne oluşuyor Rüya? Aklıma bir şey gelmiyor diyor. Öyle olanlar için çatlatma sıvısı boyayla da yapılabiliyor. Bugün boyasız yapılmayı gösteriyor Gül. Ne yapıyor? Sen onu sürdükten sonra nasıl bir reaksiyona mı giriyor? Evet, reaksiyona giriyor. Yani bu ürünü sürdüğüm zaman, kurutup üzerine boyayı sürdüğüm zaman üzerine koyduğum boya çatlıyor. Evet. Şimdi bu bölge, bu ürün kendi bu renkti. Şu bölgeye ben bunu sürdüm ve kuruttum. Evet Gül Özdağ, benim mikrofonumda bir sorun tamam, var. Tamam. 2 dakika sen anlat. Tamam. Sende olay. Sonra kağıt bant yardımıyla bu tarafa bulaşmasın istiyorum yaptığım iş. Kağıt bant yardımıyla bu bölgeyi diğerinden ayırıyorum. Çünkü bu tarafa kirletmemek için. Bakın bantladım. Gayet güzel. Kağıdın üzerine bandı yapıştırabiliyorum. Çünkü vernikledim, artık çok kolay işim. Ondan sonra boyamı alıyorum, fırçama yüklüyorum. Benim sosyal medya hesaplarımda hep bunu yapamadıklarını ve zorlandıklarını anlatıyorlar. Küçük püflerini söyleyeceğim ben de. Çatlatma sıvımı kuruttum. Boyaya... Sen buraya şimdi bir şey sürdün. Tabii, çatlatma sıvısını sürdüm. Şeffaf ve kuruttum. O. Şeffaf. Evet, o buyurun. Şeffaftır. Sürdüm ve fön makinesiyle kuruttum. Tamam. Buradaki püf, boyayı fırçaya çok iyi yüklemek. Yani bol bol yüklemek. Bakın. Çeşitli yön ve yollarda boyayı eşitleyerek yapıyorum. Eski yaptıklarıma çok geri dönmüyorum. Bakın reaksiyon hemen oldu. Başladı. Çok güzel bir çalışmadır bu. Ben çok severim. Üstüne kullandığımız boya yine su bazlı. Akrilik boyalarla da yapabiliriz. Özel bir boya mı? Bu özel, şu an kullandığım özel bir boya. Yani ikisi kardeş mi birbirine? Bunların ikisi birbiriyle kardeş ve üstelik bir güzelliği var, vernik istemiyor. Yani ben buraya dekopaj çalışmasaydım burayı verniklemeyecektim, bu yüzeyi. Mesela bunları yaptım, bitirdim ve vernik istemiyor. Yapıyorum, çatlatıyorum
ve kullanıyorum. Çok iyi. Bakın çok güzel reaksiyona girmeye başladı. Çatlıyor. Burada boyayı kalın sürersem, kalın çatlak, ince sürersem de ince çatlaklar oluştururum. Bakın şurada mor rengi çok kalın kalın sürdüm. Büyük büyük çatladı. Bir dakika orayı bir görelim. Mor rengi. Bakın şurada daha büyük. Burada ise daha küçük, daha ve ince sürüyorum. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Demin dedin ki, evet. Mesela koltuğumuzun kolu var. Veya evde bir sehpam var. Evet. Sehpam kahverengi, sehpam beyaz. Sıvıyı sürüyorum. Sadece sıvıyı sürüyorum. Sürüyorum, bekliyorum. Fön makinesiyle de kurutabilirim. Tamam. Ama neyi fönle kurutamam? Şu boyayı fön makinesiyle kurutmamalıyım. Yani tamam. Bir miktar kendi kurumalı, ondan sonra işimiz çok aceleyse yapmalıyız. Ben bunu mesela eski bir çanta üzerinde çantayı yenilerken de yaptım. Çantanın o hani kopukları vardır. Hep böyle sorular geliyor. Evet, dedim, söyleyeyim. Çantanın üzerinde yaptım. Zaten boya kendinden vernik istemediği için çok güzel bir sonuç oldu. Yani eski çanta, çantada ayakkabı, da yaptım. Deride mi yaptın? Deride evet. Eski deri bir çantada. Ayakkabı? Ayakkabıda da oluyor. Zaten vernik istemiyor. Çok iyi. Şimdi bilgiler çok iyi. Onu söylemek istiyorum. Şimdi şeye geldim. Koltuğun kenarı, evet. Kolları var bazı koltukların. Evet. Sandalye kenarı işte bizim sandalyelerde de var. O şeffaf sıvımı sürdüm. Evet. Onu sürdükten sonra bekledim. Fön makinesiyle kurutabilirim. Bekliyorum. Ondan sonra mor, siyah, gri değil mi? Evet. Kardeş boyadan. Kardeş boyadan bütün renkleri kullanabilirim. Şimdi bakın bu sehpanın bu bölümünü bununla çatlattım. Bir de camda kullanacağım şimdi. Evde eski kavanoz. Camda da çok iyi. Evet, eski kavanozlarım var. O kavanozumu bir dakika. Kullanmak için. Evet. Şöyle. Üzerine çatlatma sıvımı sürdüm. Ondan sonra istediğim ve sen sürmüş müydün onu? Evet, bunu sürdüm. Çünkü kurusun diye. Aynen. Ben alayım şunu biraz kenara. Gül. Şimdi biraz sonra ayaklarını takacağız. O kadar güzel oldu ki şöyle karşıdan görmek ister misin Erkan? Şimdi buna başka ne işlem yapacaksın üstüne? Artık hiçbir işlem yapmayacağım. Kağıdımın üzerine vernik yapmıştım. Diğer taraf, çatlattığım tarafta da zaten vernik istemiyor. Böylece direkt kullanacağım. Tabii biz burada bunu böyle yaptık ama siz evde bunu bir eski sehpaya, bir masaya, koltuk kenarına, sandalyelerin şu ahşaplarına, kollarına yapabiliyorsunuz. Bu çatlatma kısmını kesinlikle fönle kurutmayın diyor Gül. Bu şeylere, kurallara uymak evet, gerekiyor. Evet, boya bunları kısmını. Evet. Yani reaksiyon, bir yüzey gerilimi oluyor. Evet. Onu kontrol altında tutmak gerekiyor. Evet. Şimdi bakın çok güzel bir, şu anda da yeni yıl için evinizde bir şey yapayım. Çocukların okul projeleri oluyor, bir şeyler oluyor. Evet. Dıştan yapıyor. Evet. Evet, kavanozu dıştan yapıyorum. Biliyorum ki vernikli. Ama bunu yapıp bitirdikten ve kullanmaya başladıktan sonra işte silebilirim. Bulaşık makinesine koymuyorum. Tamam. Dekoratif kullanıyorum. Ama silebiliyorum ıslak bezle. Çünkü çatlayacak değil mi? Bakın başladı bile. Mesela böyle bir şey yapıp içine kurabiyeler yapıp koyabilirsiniz. Bir kurdele boğazına böyle kavanozun bağlayabilirsiniz. Evet. Küçük küçük böyle ne o çiçeğin adı, kokina. Kokina evet. Kırmızı çiçekler koyabilirsiniz. Küçük bir kozalak koyabilirsiniz. Hani kendi süslerimizi kendimiz. Baharat takımı yapabiliriz. Baharat takımı çok güzel olur. Bravo. Yapabiliriz. İşte böyle mum yakmak için, çünkü arası çatlayacağı için. Evet. Mumluk olabilir. Mumluk olabilir. Veya bunları yapıp satabiliriz. En güzeli o. Evet. yapıp satalım. Evet. Yapıp satabiliriz. Çok kişiye fikir olduğunu düşünüyorum şu anda. Yalnız bu sehpa efsane güzel bir şey oldu. Onu da birine gönderelim mi? Vallahi gönderelim. Olur. Gönderelim.